Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda da TYT videolarına devam ediyoruz. Bundan önceki ve sonraki TYT videolarımıza açıklama kısmından ulaşabilirsiniz, oradaki oynatma listesinden. Buradaki PDF'in de yine aynı şekilde açıklama listesinde olduğunu hatırlatalım. Oradan PDF'leri indirir ve bu çalışmaları o PDF'lerle birlikte yürütürseniz sizler için tabii ki daha verimli bir çalışma olacaktır. Bu videomuzda atom ve periyodik sistem ünitesindeki atomun yapısı konusunu beraber işleyeceğiz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın diyelim. Hemen başlayalım. Atomdaki temel tanecikler neler? Biliyorsunuz arkadaşlar, atomda proton, nötron ve elektronlar var. Hemen şuraya yazalım onları. Proton, nötron ve elektron var. Nasıldı? Proton ve nötronlar çekirdekte bulunuyorlardı. Çekirdek nükleustan geliyor. Bundan dolayı proton ve nötronları biz aynı zamanda ne diyoruz? Nükleon diyoruz. Öyle değil mi? Yani bir atomdaki nükleon sayısı sorulduğu zaman proton ve nötron sayısının toplamı aslında soruluyor. Elektronlarsa çekirdeğin etrafındaki enerji seviyelerinde bulunuyor demiştik. Birinci cümlede ne diyor bakın? Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle parçalanamayan, elementlerin bütün özelliğini gösteren en küçük parçasına ne denirdi? Atom denirdi. Şu kısımda bakın sağ taraftaki bu sembol üzerinde bir atomun özellikleri, daha doğrusu içerdiği tanecikleri nerede nasıl gösterilir bundan bahsedeceğiz. Sol alt taraf arkadaşlar proton sayısı yazılıyor. Yalnız şunu bir hatırlatalım şurada. Şuraya yazarak da atalım. Proton sayısı aynı zamanda atomun nesini veriyor? Atom numarasını veriyor. Biz atomları proton sayısına göre diziyoruz. O şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi proton nerede? Çekirdekte bulunuyor ve artı yüklü tanecik. Dolayısıyla proton çekirdekteki yüklü tanecik olduğu için atom numarasını aynı zamanda ne diyoruz arkadaşlar biz? Çekirdek yükü de diyoruz. Onun hemen üstüne nötron sayısı yazılıyor. Onun üstüne ise arkadaşlar sol üst tarafa ise ne yazılıyor biliyorsunuz? Kütle numarası yazılıyor. Daha önceki senelerde de bunları zaten görmüştünüz. Hemen bakın kütle numarası neydi? Proton artı nötron şeklinde tanımlanıyor. Aynı zamanda nükleon sayısı diye de bahsedilen nedir aslında? Kütle numarasıdır. Sağ alt tarafa bakın elektron sayısı arkadaşlar yazılıyor. Sağ üst tarafa ise iyon yükü yazılıyor. İyon yükü ne demek? Eğer elektron sayısı proton sayısına eşit değilse, yani artı ya da eksi yüklüyse onun kaç olduğunu buraya yazıyoruz. Mesela magnezyum, şöyle yazalım. Magnezyum 12 tane protonu var. Eğer 10 tane elektronu varsa o zaman biz ne diyoruz? Bu kaç yüklüdür? Artı 2 yüklüdür. Nasıl anlıyoruz bunu bakın? Artıların sayısı 12, eksilerin sayısı 10 diye düşünüyorsunuz. Çünkü protonların sayısı burası 12 tane, elektronların sayısı burada 10 tane. Dolayısıyla artıların sayısı 2 tane daha fazla olduğu için buradaki tanecimiz ne yüklüdür? Artı 2 yüklüdür diyoruz. Eşit olduğu zaman, yani proton sayısı elektron sayısına eşit olduğu zaman mesela neon 10'a 10 değil mi? O zaman yukarıya bir şey yazmıyoruz. Yazılmadığı zaman siz orada aslında ne olduğunu, sıfır olduğunu biliyorsunuz. İyon neydi? İşte iyon arkadaşlar proton sayısı elektron sayısına eşit olmayan değil mi? Olmayan. Eşit olsa nötr tanecik olur. Nötr değilse eğer artı veya eksi yüklüyse biz bunları ne diyoruz? İyon diyoruz. İyon olarak ya da vererek oluşur. Ne alarak, özür diliyorum. Alarak ya da vererek oluşur. İyonlar nasıl oluşur arkadaşlar? Elektron alarak ya da vererek oluşur. Bu gene sorularda sizi şaşırtmak için karşınıza çıkacak. Diyecek ki proton sayısı artarsa, proton sayısı azalırsa gibi ifadeler göreceksiniz. Bu ifade yanlış. Bir atomda sadece ne olabilir arkadaşlar? Elektron sayısı artabilir ya da azalabilir diyoruz. İki tür iyon vardır. Pozitif yüklü tanecik ya da taneciklere denir. Neydi arkadaşlar pozitif yüklü olanlar? Katyondu. Proton sayısı elektron sayısından büyük. Mesela yukarıda benim verdiğim örnek magnezyum artı 2 iyonunda 12 proton, 10 elektron vardır. Bundan dolayı da nedir arkadaşlar? Artı yüklü bir iyondur. Yani bir katyondur diyoruz. Negatif yüklü taneciklere ne diyoruz arkadaşlar biz? Anyon diyoruz. Anyonlarda da proton sayısı elektron sayısından daha küçüktür. Şimdi iyon oluşması esnasında, yani iyon nasıl oluşur dedik biz? Proton sayısı alınıp verilemez. Elektron alınıp verilebilir. Öyle değil mi? Dolayısıyla proton sayısı ne diyeceğiz biz? Değişmez diyeceğiz. Çekirdek yükü zaten proton sayısı arkadaşlar çekirdek yükü. Aynı şey demiştik hatırlıyorsanız. Değişmez. Elektron sayısı değişir. Değil mi arkadaş? İyon oluşması sırasında artar ya da ne olur? Azalır. Yani değişir de diyebilirsiniz. Nötron sayısı aynı şekilde bakın gene ne olmaz? Değişmez
diyoruz. Fiziksel ve kimyasal özellikler arkadaşlar değişir. Neden? Elektron sayısı değiştiği zaman iyon oluştuğunda elektron sayısı değişmiş oluyor. Hem fiziksel hem de kimyasal özellikler değişiyor. Atom hacmi de değişir. Şimdi biraz sonra bahsedeceğiz bundan. Neden? Elektron başına düşen çekim kuvveti değişiyor. Elektron sayısı değiştiği için atomun hacmi de değişiyor tabii ki. Nükleon neydi? Çekirdekteki tanecikler, yani protonlar ve nötronlar. Proton ve nötron sayısı değişmez. Yani nükleon sayısı değişmez. Çekirdek çekim gücü. Arkadaşlar bakın, çekirdek çekim gücü ne demek? Çekirdekteki proton sayısı. Bu değişmez. Ama ne değişir? Şu cümleye dikkat edin. Bu cümle çok önemli. Çok çıkacak karşımıza. Birim elektron başına uygulanan çekim kuvveti değiştiği için çap değişir. Yani 10 proton varsa 10 elektron var. Ama gene 10 proton var. Ya 11 elektron var ya 9 elektron var. Dolayısıyla elektron sayısı değişti. Elektron başına düşen çekim kuvveti değişmiş oldu diyoruz. İyon çapı bakın. Nötr bir atom elektron ne yaparak arkadaşlar? Artı yüklü iyon yani katyon oluşturur. Elektron vererek bakın ne oluşturur? Katyon oluşturur diyoruz. Bu durumda atomun elektron sayısı azalır. Öyle değil mi arkadaşlar? Azalır. Azalır için olmaz tabii. Orayı şöyle değiştirelim. Çok affedersiniz. Azaldığı için. Cümlenin gelişine göre yazalım. Azaldığı için. Elektron başına düşen çekirdeğin çekim kuvveti ne olur arkadaşlar? Artar ve atomun çapı da buna bağlı olarak azalır. Bakın normalde 5 tane proton vardıysa 5 tane de ne var etrafında? Elektron var. Ama elektronlardan bir tanesi giderse 4 elektron kalırsa elektron başına düşen çekim kuvveti arttığı için çap ne olur arkadaşlar? Azalır. Çünkü daha fazla elektronlar içeriye doğru çekiliyor diye yorumlayabiliriz. Katyonun çapı türediği nötr atomunkine göre daha ne olmuş oldu böylece? Küçüktür diyoruz arkadaşlar. Örneğin magnezyum artı iyonun çapı magnezyum atomununkinden daha küçüktür diyoruz. Burada bakın şöyle arkadaşlar. X'in çapı X artıdan büyük. O da X artı 2'den büyük diye devam edip gidiyor. Nötr bir atom elektron bu sefer ne yaparak? Alarak eksi yüklü iyon yani anyon oluşturur. Bu durumda atomun elektron sayısı artacağından, evet bu sefer cümlenin gelişini yazdık. Artacağı için, özür diliyorum tekrar. Artacağı için yazamamışız. Elektron başına düşen çekirdeğin çekim kuvveti azalır ve atomun çapı ne olur arkadaşlar? Artar diyoruz. Anyonun çapı türediği nötr atomunkinden daha nedir? Büyüktür diyoruz. Örneğin klor iyonunun çapı klor atomununkinden daha büyüktür. Bakın şimdi ortaya bir x yazalım. Şöyle demiştik x artı, x artı 2 diye gidiyor. İşte eksi aldığı zamanda da arkadaşlar ne tarafa doğru gidiyor? Çapının büyüdüğü tarafa doğru gidiyor diyoruz. Burası çok önemli. Demek ki elektron aldıkça atom şişiyor, büyüyor, çapı artıyor. Elektron verdikçe de küçülüyor diyoruz. Hemen bir örnek var bakın basitçe. 58 artı 3 x iyonunun 25 elektronu olduğuna göre. Hemen arkadaşlar şöyle bunu büyükçe ben şuraya çizeyim şöyle sizin için. Artı 3 bazılarınız tabii ki cep telefonunda falan seyrediyor. Belki göremez bana kızarlar. 25 elektron var. Şimdi eksilerin sayısı 25. Bakın bu eksilerin sayısı 25. Artı 3 yüklü olduğuna göre artıların sayısı kaç? Demek arkadaşlar 28. Bana kaç tane nötronu var diye soruyor. 28'den 58'e kaç var? 30 var diyoruz. Beşinci örneğimizde bakın. X 3 artı ve Y 2 eksi iyonlarının elektron sayıları eşittir demiş arkadaşlar. X artı 3 ve Y eksi 2. X'in atom numarası 13 ise demiş. Atom numarası arkadaşlar 13'müş. Elektron sayıları eşitmiş. Dikkat edin. 13 tane artısı varmış bunun. Ve artıların sayısı gördüğünüz gibi eksilerden 3 tane daha fazlaymış. Demek ki kaç tane eksisi varmış? 10 tane eksisi varmış. Elektron sayıları eşit olduğuna göre arkadaşlar buradan buraya geçeceğim ve 10 tane eksisi varmış diyeceğim. Eksi 2 yüklü olduğuna göre proton sayısı kaçmış? O da 8'miş. Cevabım B seçeneği. Diğer sorumuzda bakın. X eksi, X artı, X artı 3 iyonların elektron sayıları toplamı 48'dir demiş. X, X, X birisi eksi, birisi artı, birisi de artı 3 yüklüymüş. Elektron sayıları toplamı 48'dir. Arkadaşlar bunların nesi eşit? Bunların proton sayıları eşit değil mi? Üçünün de proton sayıları P. Şimdi elektron sayılarını bulalım. Elektron sayılarının toplamını kaç eşitleyeceğiz? 48 eşitleyeceğiz. Bakın birincisinde eksi bir yüklü olduğuna göre elektron sayısı bir tane daha fazla yani P artı 1. İkincisi artı yüklü olduğuna göre elektron sayısı bir eksik yani P eksi 1. Üçüncüsünde ise gördüğünüz gibi 3 tane daha fazla proton var. Yani elektron sayısı bu sefer kaç olmuş oluyor?
P-3 olmuş oluyor diyoruz. Hemen bakın, elektron sayıları toplamı 48 dediği için P artı 1, P eksi 1 ve P eksi 3 toplayacağız. P artı 1 artı, P eksi 1 artı, P eksi 3 kaç yapacakmış bunlar? 48 yapacakmış. Hemen toplarken şu artı 1 şu eksi 1 götürdü. Kaç tane P var? 3 tane P var. Bir de burada ne var? Eksi 3 var. Eksi 3 karşıya ne olarak geçer? Artı 3 olarak geçer. Yani karşı 51 olur. P buradan kaç olur arkadaşlar? 17 olur diyoruz. Bakın X'in proton sayısı kaçmış? 17'ymiş. Bana artı 5 yüklü iyonunun elektron sayısını soruyor. Artı 5 yüklü. Ne demek bu? Proton sayısı elektron sayısından 5 tane daha fazlaymış. Yani 12 tane bunun nesi varmış? Elektronu varmış diyoruz. Geldik 7. sorumuza. X ve oksijen atomlarından oluşan bir tane XO3 2- iyonundaki elektron sayısı 32'ymiş. Bakalım hemen XO3 2- Arkadaşlar elektron sayısı 32 ne demek? Bakın bu tanecikte eğer 32 tane elektron varsa ve eksi 2 yüklü olduğuna göre ne olması gerekiyor? Eksilerin sayısı 2 tane fazla, yani 30 tane protonu varmış diyoruz. Burada bakın bir tane X var, 3 tane oksijen var. Bunların toplam proton sayıları 30. Toplam proton sayıları 30 da 3 tane oksijenin ben proton sayısını zaten biliyorum kaç olduğunu. Bakın O8 diye vermiş bana. 24 tane proton kimde var arkadaşlar? Oksijenlerde var. Demek ki kaç tane proton kalıyor geriye? 6 tane proton kalıyor. Kimden kalıyor da? X'ten kalıyor diyoruz. Yani X'in proton sayısı kaçmış? 6'ymiş. Aşağıda verilen atom ve iyonların hangisinde toplam elektron sayısı diğerlerinden fazladır demiş. Şimdi bakın artı yüklü olduğuna göre elektron sayısı proton sayısından 1 eksik. O şekilde hesaplayacağım. NH4 diyoruz bakın, NH4. Burada azotun kaç tane protonu var? 7. 4 tane hidrojenin de 4 tane protonu var. Topladığınız zaman 11 tane proton olmuş oluyor. Artı 1 yüklü olduğuna göre arkadaşlar 10 tane elektronu varmış. Şimdi hidroksiye bakalım. Oksijenin 8 tane protonu var. Hidrojenin 1 tane protonu var. Toplam kaç proton var burada arkadaşlar? 9 proton var. Eksi 1 yüklü olduğuna göre 1 tane fazla, yani 10 tane elektronu varmış. Siyanür köküne bakalım. Karbonun kaç tane protonu var? 6 tane protonu var. Azotun kaç tane? 7 tane protonu var. Toplam 13 tane protonu var. Eksi 1 yüklü olduğuna göre ne olması gerekiyor bunun da? 14 tane, yani 1 tane daha fazla elektronu olması gerekiyor. Herhalde en fazla olan bu gibi duruyor ama diğerlerini de bulalım. H2O'ya bakalım. 2 tane hidrojenin 2 tane protonu vardır. Oksijenin kaç tane protonu var? Burada gördüğünüz gibi 8 tane protonu var. Toplam 10 tane proton var. Proton sayısı elektron sayısına eşit. Demek ki bunun da 10 tane elektronu var. NH3'e bakalım. Azotun 7 tane protonu var. 3 tane hidrojenin de 3 protonu var. Toplam 10 tane proton var. Gene yüksüz olduğu için 10 tane de elektronu varmış. Gördüğünüz gibi elektron sayısı en fazla olan bu verilenler arasında siyanürdür diyoruz. Hemen bu ünitede çok işimize yarayacak arkadaşlar. 4 tane kavram var. İzotop atom ne demek? Bakın izotop P ile bitiyor gördüğünüz gibi. Bu proton sayısı aynı. Nötron sayısı farklı tanecikler için kullanılan bir ifade. Bakın proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olduğu için biz ne diyoruz bunların? Fiziksel özellikleri çok önemli arkadaşlar. Bu çok fazla çıkacak sorularda karşınıza. Farklı, kimyasal özellikleri ise nedir? Aynıdır diyoruz. Tabii elektron sayıları ile ilgili bir değişiklik yoksa. İzoton bakın ne ile bitiyor? Bunda da o zaman ne diyeceğiz biz? Nötron sayısı aynı. Proton sayısı arkadaşlar ne olması gerekiyor? Farklı olması gerekiyor. İzobar ise kütle numarası aynı tanecikler. İzoelektronik ise elektron sayısı, bakın dikkat edin buraya, ve dizilimi. Şimdi elektron sayısı ve dizilimi zaten 20'ye kadar olan, atom numarası 20'ye kadar olanlarda aynı oluyor. Elektron sayısı aynıysa dizilimi de aynı oluyor. 20'den sonra sorunlar çıkıyor. Onları da 11. sınıfın 1. ünitesinde sizlere anlatacağız. Az önce söylediğimiz bakın bir tablosu var burada gördüğünüz gibi. Atomlarda kimyasal özelliğin aynı olabilmesi için hem proton hem de elektron sayısının aynı olması gerekiyor. Bakın. Eğer fiziksel özelliklerin aynı olmasını istiyorsanız hem proton hem elektron hem de nötron sayılarının aynı olması gerekiyor. Dolayısıyla az önce yanlış yazmamışızdır inşallah. Bakalım tekrar. Evet, izotopların fiziksel özellikleri farklı ama kimyasal özellikleri aynıdır diyoruz.
Hemen dokuzuncu sorumuz. Klor elementi ile ilgili eksi bir yüklü iyonun elektron sayısı 18'dir demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Klor şöyle eksi bir yüklüyse eğer bu. Elektron sayısı kaçmış? 18'miş. O zaman proton sayısı kaç olması gerekiyor? Eksi bir yüklü. Eksilerin sayısı 18. Demek artıların sayısı 17'ymiş. Nötron sayısı çekirdek yükünden bir fazladır. Çekirdek yükü dediği zaten proton sayısı. Ondan bir fazla olduğuna göre 18. O zaman kütle numarası kaç? 35. Buna göre aşağıdakilerden hangisi klor atomunun izotopudur? Arkadaşlar bakın bu soruda genelde öğrencilerimiz hemen A seçeneğine atlıyorlar. Yani niye? 17, 35 buldu, gördü, aha diyor bu. Ama bana burada izotopunu soruyor arkadaşlar. İzotop, izotopu ne demek? Proton sayısı aynı olacak ama nötron sayısı farklı olacak. Burada ikisi de aynı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu değil. Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olan E seçeneğinde verilen taneciktir diyoruz. 10. soru, birbirinin izotopu olan X ve Y atomları için, bakın birbirinin izotopu. İzotop neydi? Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı. Bunların nesi aynıydı? Kimyasal özellikleri aynıydı, fiziksel özellikleri farklıydı. Aynı olan özelliğini sormuş. Nötron sayıları aynı değil. Proton sayıları aynı. Fiziksel özellikleri de aynı değil. Kimyasal özellikleri aynıdır diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Hemen 11. sorumuz bakın. Bir tane tablo verilmiş. Tablodaki X, Y, Z, T atomları ile ilgili. Hemen tabloyu dolduralım arkadaşlar. Proton, nötron, kütle numarası. Ne diyorduk? Bakın proton artı nötron. Neyi veriyordu bana? Kütle numarasını veriyordu. O zaman hemen şu boşlukları dolduralım. 12, 12 daha 24. 11, 14 daha 25. 12, 13 daha 25. 13, 14 daha 27. Dediğimiz gibi proton sayısı ile nötron sayısını topluyoruz. Kütle numarasına eşit olması gerekiyor. X ve Z izotoptur demiş. X ve Z'nin izotop olması için proton sayılarının aynı olması, nötron sayılarının farklı olması gerekiyor. Evet, doğru çıktı arkadaşlar bu. Y ve Z izobardır. Y ve Z'nin ne olması gerekiyor? Kütle numaralarının aynı ama proton sayılarının farklı olması gerekiyor. Evet, bu da doğru çıktı. Y ve T izotondur. İzoton, nötron sayısı aynı demek. Y ve T'ye bakalım. Y ve T'nin şöyle nötron sayıları aynı mı? Evet, nötron sayıları aynı. Proton sayıları da farklı. Dolayısıyla bunlar da nedir? Birbirinin izotonudur. Doğru bir ifade olmuş oluyor diyoruz. Böylece bu kısmı bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda bakın şöyle sizler için hazırladım. Güzel bir testi beraber çözeceğiz. Alt kısımdaki oynatma listesinden bir sonraki videoya gene ulaşabilirsiniz. Hem öncekiler hem sonrakiler ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere.